anlatayım göçü. Yola çıktılar besmeleyle. Nisan'ın 15'iydin. Herkes sıcacık yatağında yatarken Anadolu'nun dağlarını beklediler. Ama anlatamadık derdimizi kimseye. Çocuğumuzu yaraladılar. Konamazsınız dediler. Yaşayamazsınız dediler bize. Neydi suçumuz? Asker kaçağımız mı vardı? Vatan hainimiz mi vardı? Yoksa sisteme dahil edilip de bugün toplu ölümlere mi sürüklenmek istiyoruz? Ama biraz ümit ışığım var. Herkesten Allah razı olsun. Herkesin farklı düşüncesi var. Bugün günümü gün edeyim, karnımı doyurayım, hesap verme gününe gelince dolandırırım hesabıyla yaşayan benim gibi eğitimden eksik bir sürü insanımız var. Şu beni çok sevindiriyor. Hani o gençlerimiz var ya, hani o güzelim gençlerimiz var ya, biz onlara hep entel dedik. Biz onlara hep dantel dedik. Biz onları hep böyle siyasi bir isimle dışladık yıllardır. Ama şunu özellikle belirtiyorum ki ne zaman Anadolu gerçeği için, ne zaman doğa için, ne zaman dere için, ne zaman toprak için, ne zaman bayrak için, ne zaman vatan için, ne zaman kültür için bir etkinlik varsa ne yiyeceğiz demediler. Nasıl yürüyeceğiz demediler. Cebimizde 5 kuruş paramız yok demediler. Bizim dışladığımız o gençlik var ya, bizim hiçe saydığımız ve dar kafalı görüşlü insanlarımızın kafasındaki o gençlik var ya, günlerce aç kalarak, günlerdir ceplerindeki var olanlar bu kültürün yaşaması için gayret gösteriyorlar. O nedenden dolayı biraz ümitliyim. Burada sizleri üzmek istemezdim. Şu an benim yerime konuşacak olan Mustafa Bacak, dereden, yoldan, damarı geçerek hızlı bir şekilde ter akıyordu. Ter akıyordun, o konuşacaktın. Ha şimdi burada hepinizden özür diliyorum. Mustafa günümüzü anlatsın. Eğer dinlemek istiyorsanız önce yemeği bir kenara bırakalım. Önce düşünmeye dikkat edelim. Destek için ne yapabiliriz ona dikkat edelim. Sabırla dinlediğiniz için ecdadınıza Allah rahmet eylesin. Duyarlı insan olabilmek için. Geleceğimizi nasıl kurtarırız? Bu vatan toprakların hakkını nasıl veririz düşüncesiyle alnımızı secdeye koyarken daha çok dikkat edelim. Başka bir diyeceğim yok. Allah hepinizden razı olsun. Efendim teşekkür ediyoruz. Hali derdi anlatacak kişi burada. Mustafa Bacak. Bu konuda yörüklerin hayatı, yaşayışı neyse, içindeki derdi neyse onu anlatır bize. Cümleten herkes hoş geldi, sefalar getirdi, ayağınıza sağlık. Arkadaşlar biz Sarıgeçili yoru olarak kışın Aydıncık, Anamur, Bozcazı, Silivke, bu istikamette kışlar, yazın Konya, Şedişehir, Bozkır, Kadıköy bu taraflara çıkarız. Çıkarız ama gelin bir de bize sorun. Ne zorluklarla geliriz, ne zorluklarla gideriz, gelin de bir görün yani halimizi. Efendim dediler ki torbadan heybeden bir şiir çıkacak sizlere. 4 gözle bekledik yıllarca. Heybeden torbadan bir şiir çıkar mı diye çıktı. Kıl geçi ormana serbest oldu. Sevindik. Artı bunun arkasından bir de dediler ki güzergah. Bir güzergahtan gideceksiniz yani yoldan. Allah sizi inandırsın. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Bir dağın başına bir yol yapmışlar. Yani yol vermişler. Bir hastan olsa, bir adam düşse, ayağı takılsa, düşse, kesinlikle düşse, ambulans oruna varıncaya kadar, sağlığa gidip varıncaya kadar ölür. O şekilde bir yol vermişler. Verme dağının başından vermişler. Bilmem filan yerden filan yerden. Avluğa'dan çıkıyorsun. Cerit'ten çıkıyorsun. Bademli'ye atlamışlar. Bademli'den atlamışlar. Ali Bekir bilmem o tarafından bu yanına gelirler. Bu yanına ora bura geliriz ama biz ebemizin dedemizin geçtiği yurttan başkasını bilmeyiz. Bizim sınırımız ebemizin dedemizin yolu, sokağı, yurdu Ocaklıtaşı'dır.
ebemizin dedemizin mezarı, sarnıçlar, kuyular, oyaklardır. Biz ancak bundan anlarız. Kaş Noğlu bölge filan filan bölge olarak biz bilmeyiz. Bu kış işte Mayıs'ta bir kış oldu. Allah'ım Cenab-ı Allah bir kış verdi. Orada yüksekten başını kullanmak zorunda kaldık. Güzergah sorunu olduğu için. Geldik güzergahı kullandık. Bir sorun bakalım vatandaşa. O kıştan dolayı kaç kişinin malı zayiat oldu? 100 yörük varsa her evden 5'er 10'ar sene malı zayiat olan oldu. Bunun sorumlusu kim? Oraya güzergah verirler. Bu güzergah Bunarbaşı'dan yanına veyahut da Burhan'dan tarafa hava yağışlı olduğundan dolayı mazeret izni olarak mazeret olarak sağa sola kaydırınca 7 milyar cezası var diye ormancılar baskıya bakana kimsenin haberi olmuyor. Veyahut da yılan gümünden tarafa kaydırılsaydı bu zayiat olmasa olmaz mıydı? Güzergah işte o sütten verdikten dolayı ormancısı sıkıştırıyor. Karakolu bizi sıkıştırıyor. Bu sene kıştan dolayı bayağı malımız zayiat oldu. Her örüğün 5'er 10'er tane malı zayiat oldu. Ha, Karaman'a çıkıyoruz. Karaman kendi başına, Konya Karaman kendi başına bir eyalet. Mersin'e varıyoruz. Mersin'de o şeyi görmüyoruz, o sorunu görmüyoruz. Mersin bizi 6 ay 7 ay idare ediyor ormancısıyla, muhtarıyla. Karaman'la Konya bize 3 günlük bir süreyi çok görüyor. Biz başka yerden sığınmacı gelmedik, başka yerden sürgün de gelmedik. Bizim ebemiz dedemiz Çanakkale'de bizimle savaştı. Oraya gidip görenler iyi bilir. Bizim ebemiz dedemiz oradan gelme. Biz Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden insanlarız. Türk'ün özü yörüktür. Biz gerçek Türkler olarak vatana, millete sahip çıkmak için buradayız. Diyeceğim bu kadar. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bize çadırlarıyla geldiler, geçtiler. Kondular, göçtüler. Uğradılar, kalamadılar. Şu anda bu saatte burada olmaları gereken insanların bile bir kısmı sırf mal telaşından, davar telaşından buraya gelemediler. Gelenler sağ olsun, gelmeyenler de sağ olsun. Onlara da teşekkür ediyoruz. Onları da burada şey yapıyoruz, tanıyoruz. Öznur Hanım gelir misin? Öznur Hanım, bu sözü olan konularında söylemek istediklerini şiirsel anlatmışlar. Kendisi Antalya Elmalı'dan geliyorlar misafirimiz. Biz kendisinden o yörüğün neydi başlıyorsun? Yörüğüm nereye şiirini ki bu şiir neredeydi? Ödül aldı. Evet. Bir yarışmada birinci oldu. Bir yarışmada birinci oldu. Kendisini dinliyoruz. Evet. Buyurun. Hepinize merhaba. Öncelikle ben 5 dakika 10 dakika bir dikkat rica ediyorum sizden. Bu Anadolu'nun gerçek sahipleri olan, ekmeğin hakkıyla kazanan, dağdaki ağacın, kuşun, böceğin, dağın, taşın gerçek sahipleri olan bütün yörüklere, bütün Anadolulara ben şimdi teşekkürle, merhaba diyerek başlamak istiyorum. Antalya Kültür Turizm Müdürlüğü'nde halk kültür araştırmacısıyım. Ben de bu kültürün yabancısı değilim, yine içindenim. Ve Hanamlı yörüklerinin Gedikli Yaylası'nda, Sinel Yaylası'nda, Gedikli Köyü'nde yaptıkları 11. Hanamlı Yörükleri Şenliği'nde düzenlenen bir şiir yarışmasında birinci olan şiirimi size aktarmak istiyorum kendi kapsamında. Şiirin adı Yörüğüm Nere? Bin yıl eşiği Anadolu'ya ulaştı yörükler kadim zamanda. Kınalı kızları, Yağız oğullar dolaştı dünyayı başı dumanda. Dedem Korkut gibi ozanlarıyla, türküler okuyup yazanlarıyla, anaları, kızı, kızanlarıyla, yüreklerde sevgi, gözler imanda. Darar zülüfünü Elif kızımız, kışlağımız ılık, serin yazımız, yarenimiz dokunmaz bize nazımız, birliktir töremiz ahdı amanda. Dolaştık dünyayı çini maçini, güttük davarları, seçtik ekini, serde bırakmadık özkeykini, büyüğe danıştık Ağlı Yaman'dan. Sevda rehber oldu yaşamımıza, doğruluk yazıldı nizamımıza, koruladık, uyduk hep doğamıza, canımızı sunduk bizden umanda. Yine göç eyleriz yayla sahile, yürüyüz vermeyiz aman cahile, memlekete göz dikecek gafile, meydanı kovmayız darda gümanda.
Nicedir yörüğün gönlü tasalı, yıllardır dinledik türlü masalı. Yurduma kin fesat ayak basalı, kardeşlik kalmadı Edirne Van'da. Anadolu vatan bizim yurdumuz, gelecek gayreti dirlik derdimiz. Kötü güne kalacaksa ardımız, sağ olan da yanar yerde yatan da. Yörüğü yayladan koparırsanız kime fayda eder, ne yaparsınız? Bizi korkar sanıp aldanırsınız, siperdir göğsümüz tüfek atanda. Elbette saltanat kalmaz sultana. Yürekler kesse de yaş ile kana, haykırır dilimiz bütün cihanda, vermeyiz bir karış güzel vatanda. Çakırım gelecek günden umutlu, ucuza almadık vatan kıymatlı. Yürüyüz keyfimiz ballardan tatlı, yürür kervanımız şafak atanda. Çok teşekkür ederim. Burdur Gölüser'den geldim. Mahalle muhtarıyım. İkinci vardır lokantama. 15 kişi işçi verenim. Ailem, nenem, dedem Yörük. Ben Yörük torunuyum. Berrin Hanım Fethi'ydi, tanıştık. O gündür beri unutmuyorum. Gece gündüz hep hayalinde, hep hafızamdan atmıyorum yani. İşimi bıraktım geldim şu anda. Kimse bırakamaz yani. O kadar düzenime işi koyup gelmez yani. Tam sezonum açıldığı zamanda. Ama yörük olduğum için damar çekiyor. Dağ bayır demiyor. Aşıp geliyorum yani. Böyle çok gururlandım yani böyle toplu halde. Yörüklerimizin sesi gelsin. Ağlamaktan sonra şey alamayacağız. Ses gelmeyecek. Birlik beraber olacak. Gerekirse Ankara'ya gideceğiz. Yürüyüş yapacağız. Söz alacağız. Bakıyorum çocuklarımıza, bayanlarımıza dağ bayır koşuyor. Bir konak da bir oturup da bir dinlenme yok. Şuradan şuraya gitme yoruluyoruz. Şimdi devlen oyunu karşıladık, yorulduk. Ama onlar kaç kilometre yerden yürüp geliyor. Bir vicdanımız sızlasın yani, ses getirelim. Onun için geldim. Her zaman için, nerede olursa olsun, yörüklerin ardındayım. Yörük torunuyum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz sağ olun. Berrin Hanım'ın özelliği şu, yani Sarıkeçiller Dayanışma ve Yaşatma Derneği'nin özelliği şu, bu kara çadır bir kültür unsurudur. Bu kara çadırın içi bu haliyle değil de orijinal haliyle bir etnografya müzesidir, bir kültür hazinesidir. Göçerlik devam etsin, kara çadır kültür hazinesi olarak yarınlara aktarılsın. Bu yarınlara aktarma kameralarla, resimlerle de olabilir ama yaşamaz. Arşivde kalır. Yaşayarak devam etsin diyor. Ben de uzaktan gelenlere en sona kendimi alayım. Aslan Osmaniyeli'yim. Kayseri'den geliyorum. Ve sırf bu yüzden geliyorum. Sırf bu yüzden geliyorum. Yani gönüllü olarak uzaklardan 500 kilometre geliyorum, 500 kilometre gidiyorum ki bu kültür yarına yaşayarak aktarılsın. Televizyon kameralarıyla, filmlerle, fotoğraflarla aktarılmasın. Bizzat canlı olarak aktarılsın. Bunun da tek çaresi bu kültüre, önce bu kültürü yaşatanlar sahip çıkacak, buradaki yörükler sahip çıkacak, onlar sahip çıkacak ve çıktık, biz çıkıyoruz diye devlete müracaat edecek. Muhakkak ki devlet vatandaşına sahip çıkmaz, onların istediklerini mümkün olduğu ölçüde yerine getirmek mecburiyetindedir. Devletin görevi budur. Devletin görevi vatandaşa hizmet etmektir. Yeter ki Sarıkeçili ayağının üzerine sağlam bassın ve sözünün üzerinde dursun. İsteğini tekrar tekrar vurgulasın. Devlet muhakkak ki ben inanıyorum ki onlara bu kültürü göçerek yaşatma imkanını sunacaktır, verecektir. Dinlediğiniz için, katıldığınız için uzaklardan gelenler, yakınlardan gelenler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Bir alkışta bitişe istiyorum efendim.